Boyu 2 santimetre olan bir kalem, eğrilik yarıçapı 20 santimetre olan bir tümsek aynadan 5 santimetre uzakta ve dik olarak tutulmaktadır. Kalem'in görüntüsünün aynaya olan uzaklığını, boyunu ve diğer özelliklerini bulunuz. İsterseniz bize verilenlerin bir şemasını çizelim. Hadi, hemen videoyu durdurun ve çizimi benden önce kendi kendinize yapmayı deneyin. Şimdi birlikte yapalım mı? Elimizde bir tümsek ayna var. Bu tümsek aynamız. Eğrilik yarıçapı ise 20 santimetreymiş. Burası. Hemen işaretleyeyim. 20 santimetre. Ayna formülü için odak uzaklığına ihtiyacımız olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu noktada aynanın odak noktasının eğrilik merkeziyle ile aynanın tepe noktasının tam arasında kaldığını da eklemek isterim. O zaman eğrilik yarıçapı 20 cm olan bir aynanın odak uzaklığı 10 cm olmalı. Harika. Boyu 2 cm olan bir kalem aynadan 5 cm uzağa konmuş. Hemen bunu da çizelim. Boyu 2 cm ydi. Ama bunu sonra yazacağım. Aynaya olan uzaklığının 5 cm olduğunu söylüyorlar. Evet burası da 5 cm. Cismin uzaklığını ve odak uzaklığını bildiğimize göre görüntünün uzaklığını bulabiliriz. İsterseniz önce ayna formülünü yazalım. 1 bölü f eşittir, 1 bölü v artı 1 bölü u. Bu formülde işaretlere dikkat etmemiz gerektiğini de bilmeniz lazım. O halde gelin işaretlere de bir göz atalım. Bunun bir grafik kağıdı olduğunu ele alırsak aynanın tepe noktasını orijin olarak kabul etmemiz lazım. Işınların geldiği yönde pozitif olacak. Gelen ışınların yönü sola doğru öyle değil mi? Evet cisim burada. Aynada burada olduğuna göre sol taraf pozitif olacak. Buralar pozitif. Bu durumda tepe noktasının sağında kalan yerler negatif olacak. Şimdi de bu işaretleri kullanarak değerleri formüle yerleştirelim. Hatta videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize yapmayı deneyin. 1 bölü f ki f biliyorsunuz 10 cm ve pozitif. 1 bölü 10 eşittir 1 bölü v. Görüntüsünün nerede olduğunu bilemediğimiz için bunu v olarak bırakıyorum. Artı 1 bölü u var. U ise cismin uzaklığı ve negatif olacak. O zaman 1 bölü eksi 5 yazıyorum. İşlemi yapalım. Önce bu eksiyi buraya taşıyalım. 1 bölü V'yi yalnız bırakmak için iki tarafa 1 bölü 5 ekleyeceğim. O zaman 1 bölü V eşittir. 1 bölü 10 artı 1 bölü 5 eder. Ortak payda 10 olacak. Bu durumda paya 1 artı 2 gelir. Ve sonuç 3 bölü 10 olur. 1 bölü V 3 bölü 10'a eşitse V de 10 bölü 3'e eşit olur. İşte bu kadar. Görüntünün aynaya olan uzaklığını bulduk. Ancak bu sonucu dikkatlice değerlendirmemiz lazım. V'nin değerinin pozitif olması görüntünün aynanın diğer tarafında ortaya çıkacağı anlamına gelir. 10 bölü 3 yaklaşık olarak 3,3 santimetredir ve bu da aşağı yukarı buralarda bir yerlerdedir. Evet, bulduğumuz değerin pozitif olması, görüntünün burada olması anlamına gelir. Şimdi bir de görüntünün boyunu bulalım. Cismin boyunun 2 cm olduğunu biliyoruz. Hemen bunu da not edeyim. 2 cm. Görüntünün boyunu da büyütme formülüyle bulacağız. Kendime biraz yer açayım. İşte böyle. Aynalarda büyütme formülünü de not edelim. Görüntünün boyu bölü cismin boyu eksi v bölü u'ya eşittir. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve bundan sonrasını kendi kendinize yapmayı deneyin. Boylar için de işaretlerin önemli olduğunu söylemem lazım. Asal eksen üzerinde yukarı doğru uzanan boylar pozitif, aşağı doğru olan yani altta kalanlarsa negatif olacak. Görüntünün boyunu bilmediğim için burayı aynen bırakıyorum. Cismin boyu ise asal eksenin üzerine doğru uzandığı için pozitif 2 cm olacak. Bu noktada cismin nerede olduğunun bir önemi yok. Önemli olan asal eksenin üzerinde mi yoksa altında mı oldu? Artı 2 cm. Eşittir eksi v diyoruz. Ki v'nin 10 bölü 3 olduğunu bulmuştuk. Bölü u ise bir bakalım eksi 5. U cismin aynaya olan uzaklığıydı. V cisim aynanın sağ tarafında kaldığından değeri negatif olarak değerlendirmemiz gerekecek. Eksi 5. Hemen çözelim. Eksiler birbirini götürecek. 5 burada 1 kere, 10'da 2 kere vardır. Geriye 2 bölü 3 kalır. Tüm denklemi 2 ile çarparsak hg eşittir. 2 çarpı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 çıkar. İşte bu. Bunu da dikkatlice değerlendireceğiz. Bu değerin pozitif olması görüntünün burada ve asal eksenin üzerinde olacağı anlamına gelir. 4 bölü 3, 1'den biraz büyük bir değerdir. Örneğin 1,3 gibi. Bu da görüntünün boyu cismin boyundan kısa demektir. Çizmemi isterseniz pozitif olduğundan bu tarafta ve eksenin üzerinde olacak. 4 bölü 3 santimetre de yaklaşık olarak bu kadardır. Son olarak bir de görüntünün diğer özelliklerinden bahsetmemiz lazım. Görüntü sanal bir görüntü öyle değil mi? Hemen not ediyorum. Sanal görüntü. Ve bizden istedikleri her şeyi bulduk. Videoyu burada da bitirebilirim ama son olarak bir de ışınları çizmek ve bulduğumuz sonuçların doğru olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. İşaretler konusunda bir hata yaptıysak sonuçlarımız da yanlış olacaktır. Hadi bakalım. Bu noktadan asal eksene paralel bir ışın çıkaralım. Bu ışın bu noktaya odak alarak yansır. Bu arada yapacağım çizim çok da düzgün olmayabilir. Önemli olan işin mantığını anlamak bir tane de tepe noktasına. Bu ışın da bu şekilde yansır öyle değil mi? Bu iki ışının birbirinden uzaklaştıklarını görüyorsunuz değil mi? Birbirlerinden uzaklaşmaları elde edeceğimiz görüntünün gerçek olmayacağı anlamına gelir. Zaten biz de görüntünün sanal olduğunu bulmuştuk. <laughs> Harika. Buradan baktığımızı düşünürsek bu iki ışının bu şekilde bir başlangıç noktasında kesiştiğini görürüz. Ya da beynimiz bu durumu böyle algılar diyeyim her şeyi doğru yapmışız. Görüntünün sanal olacağını, aynanın bu tarafında oluşacağını ve cisimden kısa olacağını doğruladık. Bu yüzden de cevabı matematiksel olarak hesapladıktan sonra ışınları çizerek sağlama yapmanızı öneririm.